Aslında burada hükümetine karşı tepkiliydi şeyler. Antalya'ya yeni bir raylı sistem kazandırılması hususunda belediye başkanı seçildiğim günden itibaren Sayın Başbakanımız ve Ulaştırma Bakanlığımız nezdinde önemli girişimlerimiz oldu. Bu konuda Expo Yönetim Kurulu'nda Sayın Valimizle birlikte bir gayreti ortaya koyduk. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Tabii Expo Yönetim Kurulu Başkanımız, Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Eker ile bu konuyu Başbakanımıza birlikte arz ettik. Expo Yönetim Kurulu'ndaki o çalışmalara Ziraat Odası Başkanı kimliğiyle Nasip Başkanımız da şahit olmuştu. Ben birkaç kez Sayın Başbakanımızla bu konuyu değerlendirebilme fırsatını buldum. Ve nihai olarak geçtiğimiz hafta sonu Sayın Başbakanımızın talimatıyla bu hattın yapılması yönünde işlemler, çalışmalar başladı. Ben Cuma günü bu haberi aldıktan sonra ekiplerimizi hemen İstanbul'a Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle buluşmak üzere gönderdim. Şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak ön etüt, fizibilite ve ihaleye esas avant projeyi hazırlıyoruz. Bunu birkaç ayda, en fazla 2 ay bilemediniz, 3 ayda tamamlayıp Ulaştırma Bakanlığı'na sunacağız. Ve Ulaştırma Bakanlığı yapım ihalesine çıkacak. Biz de araçları, vagonları temin edeceğiz Büyükşehir Belediyesi olarak. Ve bu projeyi de Expo'ya kadar, yani 23 Nisan 2016'ya kadar yetiştirme gayreti içerisinde olacağız. İnşallah yetiştireceğiz. Böylelikle Antalya'ya değerli arkadaşlar, Başbakanımızın, belki de inşallah öyle olacaktır, Başbakanlığının son günlerinde Cumhurbaşkanlığının arifesinde fevkalade önemli bir desteğine daha şahit oldu. Nasip oldu. Çok güzel hizmetleri birlikte paylaştı. Kendisinin Antalya konusundaki hassasiyetine biz oralarda sizlerin vekili olarak çalıştık. Sizlerin adına defalarca şahit olduk. Sayın Başbakanımızın Antalya dediğimizde adeta gönül telleri titriyor. Antalya'da kararları alınacak ve en kısa zamanda uygulanmaya başlanacak. Seçimden önce ne söylemiştik? Büyük projeleri halkımıza soracağız demiştik. Değerli arkadaşlar, raylı sistem. Bunun dışında kentsel dönüşüm projeleri gibi önemli projeleri halkımızla paylaşacağız. Halkımıza soracağız. Sağ olsun Sayın Başbakanımız talimat verdi. Derhal raylı sistemi Antalya'ya kazandıracak çalışmaları başlattı. Ama ben bu konuda halkımızın kanaatini de almak istiyorum. Değişen Menderes, değişen Menderes diyoruz ya işte. Değişen Menderes bu. Halka soracak. Yap derse yapacak. Yapma derse baş üstüne diyecek, yerine oturacak. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bununla ilgili muhtarlıklarımızda, raylı sistem güzergahı üzerine komşu olan mahallelerimizdeki muhtarlıklarda, muhtarlıklarımıza birer sandık koyacağız. Seçmen listelerini muhtarlarımıza teslim edeceğiz. Sandığı da emanet edeceğiz. Muhtarlarımız, bize belediye başkanlarına şehir emin derler ama muhtarlarımız da mahallenin emini. Dolayısıyla oraya gelen vatandaşlarımıza, arkadaş bu raylı sistemi istiyor musun, istemiyor musun diye soracağız. Vatandaşlarımız isterlerse başımızın tacı. İstemiyorlarsa vatandaşın istemediğini de zorla vatandaşa dayatmanın bir alemi yok.